Senin can sağlığın, huzurun benim için her şeyden daha kıymetli. Son aylarda hayatımız cehenneme döndü. Ailemiz parçalanma noktasına geldi. Bütün bunlara rağmen eğer sen Mahir'le değildim diyorsan inanırım. Kim şimdi bu vakitte? Turgut'tur. Ben söylemiştim gelmesini. Mahir Kara ile ilgili yeni gelişmeler varmış da. Hayırlı geceler olsun. Sana da Turgut'cum, hoş geldin. Ferideciğim, baban sağ salim eve geldiğini söyleyince nasıl mutlu oldum anlatamam. Sağ ol Turgut. Yakaladınız mı Mahir Kara'yı? Saklandığı eve baskın düzenledik. Yani yakalandı mı şimdi o sahtekar? Maalesef elimizden kaçtı. Mamafi iz üzerindeyiz. Evin çevresi, Mahir Kara'nın gidebileceği her yer gözlem altında. Yakalanması an meselesi. Şu herifi bir an önce yakalayın da ben de rahat bir uyku çekeyim. Ziyadesiyle uzadı bu iş. Haklısınız Sayın Bakanım. Ben artık odama çıkayım. Feride, 5 dakika görüşebilir miyiz? Tabii. Ben bahçede bekliyorum. Sayın Bakanım, benim dosyanın gidişatıyla ilgili Feride ile mühim bir şey görüşmem gerekiyor. Ne oldu Turgut? Feride, sen babanlara Mahir'le değildim demişsin. Mamafi'yi sizi görmüşler. Kaza yapmışsınız. Muhakkak düşündüğün bir şeyler var. Sana ihanet eden, seni kandıran bir insanı koruyorsun. Şikayetçi olmamak için seni onun kaçırdığını inkar ediyorsun. Ben seni iyi tanırım Feride. Sen hasta bile olsan mesaini ihmal etmezsin, öyle değil mi? Neyse. Eminim bütün bu yaptıklarının bir nedeni vardır. Seni anlamaya çaba gösteriyorum. Bu gece Mahir'in saklandığı evi bir ipucu bulabilmek için didik didik ettim. Hülasa. Bak, bunu buldum. Düşünmüşsün. Çok üzgünüm. Feride yalan söylüyor. Baskını yaptığımız o evde Mahir Kara ile birliktelerdi. Ne?
Neden bunu saklıyor? Neticede o adam değil miydi Feride'yi kaçıran? Gördüğüm bu ya Kerime Hanım. Vehmederim ki bu Mahir Kara gene Feride'yi tesir altına almayı başardı. Bunlar çok ağır ithamlar Turgut. Feride'nin o adamla olduğuna emin misin? Size şerefim üzerine yemin ederim ki emin olmadığım bir kelamı etmem. Feride! Feride! İbrahim Bey. Ne söyleyeceksiniz sonra söyleyin. Kız iyi değil. Gözünün feri sönmüş. Çekil önümden. Hatırım varsa Mehmet Sahin Bey sonra. Bunca yıllık karın olarak senden rica ediyorum. Kerime Hanım. Söyle o kızına. Eğer o herifi affederse onu yok sayarım. Söylemiştim ona. Onu bağışlarsan onursuzsun demiştim. Bu kadar aptallık olur mu Feride? İnsan ailesini, onurunu bu kadar ince sayar mı? Ha, emrimde onca insan var. Herkes önümde el pençe divan duruyor. Buysa ben bir kızıma söz geçiremiyorum. Püh, yazıklar olsun bana. Yapma, yapma, yüklenme Mehmet Sayın Bey. Kalbin duracak, Allah korusun. Kerime Hanım haklı Sayın Bakanım. Gelin şöyle oturun biraz. Oturun. Nefes alın, nefes alın. Kerime Hanımcığım, siz de bir bardak su getirin lütfen. Herkesten beklerdim. Ama Feride'den asla. Şu bana, bana yaşattıklarına bak. Sayın Bakanım, bu adamdan kurtulmadıkça Feride'yi kazanamayız. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne işin var senin burada? Seni nasıl merak ettim. Bir şey oldu sandım. İyisin, şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Nasıl girdin içeri, korumaları nasıl atlattın? Güzel kadınım benim. Senin için dünyanın öbür ucuna bile giderim. En aşılmaz deneni aşarım. Gözünün bir damla yaşını alemi yerle bir ederim. Ağlama. Sus. Ne olur sus. Feride. Sevdanı saklayamazsın. Beni hayatından atamazsın. Kaderimiz bağlandı bir tanem. Ne sen bensiz olursun, ne ben sensiz. Hadi gel benimle. Yaşama sevincim ol. Evlenelim. Karım ol benim. Olmaz mı? Hayır. İmkansız. Hayır, olacak. İmkansız değil. Senin kalbin bende olduğu sürece hep bir umut var. Feride. Bakın, ben babamın suçsuz olduğunu ispatlamak için bir yola çıktım. Ama artık bir gayem daha var. Bunun bir tuzak olduğunu artık sadece babam için değil, bizim için de ispatlayacağım. Sana nasıl tanıştığımızı sorduklarında utanmadan anlatacaksın. Utanmadan hatırlayacaksın. Unutturacağım sana bu günleri. Hayatımın en son işi de olsa seni mutlu edeceğim. Söz veriyorum. Mutlu edeceğim seni. Sayın Bakanım, benden bir arzunuz yoksa ben artık gideyim, ziyadesiyle geç oldu. Siz de biraz dinlenin. Bazen karanlıkta her şey daha kötü görünür. Sabaha kasvet dağılır.
O vakit daha iyi hissedersiniz kendinizi. Müsaadenizle. Ben seni geçireyim Turgut'cum. Çok incesiniz Kerim Hanım'cığım. Sen ne kadar imkansız desen de biliyorum ben. Bir gün hem de çok yakın bir vakitte bu elleri işi bırakmayacağım. Kendi ellerim kadar yakın olacaklar bana. Bu ellerle tutunacağım dünyaya. Git. Yalvarıyorum git. Ne olur git. Unut beni. Hiç karşına çıkmamışım. Beni hiç tanımamışsın. Sana seni seviyorum dememişim say. Kalbinden gelmiyor bu sözler. Kalbim bana iyilik yapmıyor. Senin elini tutsam babamı, ailemi kaybedeceğim. Ömrüme adadığım mesleğime ihanet etmiş olacağım. Şimdi sen söyle. Benim yerimde olsaydın ne yapardın? Hangisini seçerdin? Aklına mı yenilirdin aşkına mı? Ben Sevda'nın insanın ömründe karşısına bir kere çıktığını bilecek kadar yaşadım Feride. Aklımı dağıldım benden. Birazcık acıyorsan daha fazla kıyma ne olur. Söyleyeyim kız sana bir iki lokma bir şey hazırlasın. Sabahtan beri bir şey geçmiyor kursağından. İstemez. Bir bardak su içip yatacağım. Seni nasıl bırakırım Feride? Ha? Ha nasıl hiçbir şey olmamış gibi arkamı dönüp giderim? Git. Git. Git eğer gitmezsen bağıracağım. Şu ana kadar hiç kimseye beni kaçırdığını söylemedim. Eğer ama şimdi gitmezsen herkese haykıracağım. Feride. Yeter beni sınama artık git. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Dünya döndükçe sevdamsın. Konuşuyordun. Kimseyle konuşmuyordum. Ağlıyordum sadece. Keşke başka bir hayatımız olsa. Orada da sana tutulsam. Keşke başka bir hayatımız olsa. Bana orada sevda versen. Thank you.
Gel. Abla. İyi misin? Belli. Sıkılmışsın sen bu soruda. Ben de çok sıkıldım. Abla iyi misin? Abla nasılsın? Neredeydin? Ne oldu? Öde öde hidi. İyi misin? Peki bana anlatacak mısın? Olanları. Anlatacak bir şey yok. Babamlara Mahir yoktu demişsin. Ama benden duymuş ol. Turgut dün gece babama Mahir'in o saklandığı evde olduğunu söyledi. Haberin olsun. Bence sen de daha fazla inkar etme. Yani babamın sinirini biliyorsun. Abla, ne kadar susabilirsin ki? Ha? Hem sonra Mahir'den şikayetçi olmayacak mısın? Neticede zorla alıkoyma var. Yalan mı abla? Ya babamlara bir şey anlatmıyorsun. Anladım, bari bana bir açıklama yap. Melih, anlatacak bir şey yok. Açıklayacak bir şey de yok. Sizden tek isteğim bana biraz anlayışlı olmanız. Ben dost olduğumuzu düşünmüştüm. Kardeşten ziyade ne bileyim başka bir niyetim yoktu. O yüzden sormuştum. Aramızda sırlar olmayacağını düşünmüştüm. Öyle mi? Senin de sırların var. Ben bir şey diyor muyum? İzin ver ben de bazı şeyleri kendime saklayayım. Peki. Öyle olsun ablacığım. Tek bildiğim bu ölen Veysel'in burada çalıştı. Belli ki birlikte çalışıyorlardı. Belki de arkadaştılar. Ama buradan başka gidecek, soracak bir yer aklıma gelmedi. Polislikte bir numaralı kuraldır abicim. Bulduğun ilk ipucuna yapışırsın. O seni mutlaka başka bir şeye götürür. Bu Veysel kendini nerede aklamıştı? Dalyan'ın orada. Ya konuştursunlar diye oraya götürmüştüm. Sonra da habere geldi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, buyur. Burada çalışan biri vardı. Veysel. Rahmetli oldu. Evet, hatırladım kardeş. Biz onun bir arkadaşını arıyoruz abi. Böyle zayıf, kaşı gözü belli, yanakları çökük bir arkadaş. İbo, İbo'yu diyorsunuz siz. Evet, bir zamanlar burada çalıştı ama şimdi şu anda yok yani. Bu İbrahim'in soyadı neydi? Durak. İbrahim Durak. Nerede buluruz bu İbo'yu? Ya abicim, burada çalıştı tamam doğrudur ama yersiz yurtsuzlardan o. Nereye gitti? Ne denk geldi, ne görüştük bilmiyorum yani. Eyvallah. Sağ olasın abi, kolay gelin. Bu Veysel'in soy ismi ne? Bak, biliyordum ben onu ya. Ay Allah, dilimin ucundaydı ya. Boğaz'da diye sizi çıkarıldıktan sonra da tanı için ben gittim, evet Veysel bu dedim. Ama şimdi hatırlamıyorum ya. Veysel'in cesedi Boğaz'dan mı çıkarıldı? Evet. Tamam abi. Hatırlamana hacet kalmadı. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun, sağ olun. Tanıyor musun? Pek tanışmak denmez. Boğaz'dan cesedini ekiple çıkartmıştık. Bir Kemal'e söyleyelim, araştırsın bakalım. Hadi. Kolay gelsin paşalar. Açmadık da. Ben de açmadım zaten, içmeyeceğim. Biri bana haber bırakacaktı. Yunus ismi. Sen kimsin? Yunus'un arkadaşı. Akşama gelecekmiş. Akşama teslim edecekmiş. Öyle mi? İyi. Akşama gideriz o zaman. Açarız o zaman. Kolay gelsin. Sağ olun.
Kolay gelsin paşa. Vay İbrahim abi, nerelerdesin? Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın kızım. Gel bir şeyler atıştır. Adliyeye gitmem gerek. Feride, lütfen gelir misin? Konuşmalıyız. Kerime Hanım, sizin elinizden uzun süredir kahve içmemiştim. Rica edebilir miyim? Tabii, Mehmet Sayın Bey. Küçücüktün, seninle küsmüştük. Hatırlıyor musun? Daha doğrusu sen darılmıştın bana. Uzun bir süre konuşmadın. Beni cezalandırdın. Bisiklet istemiştin, almamıştım. Neden almamıştım, hiç düşündün mü? Korkumdan. Ya düşersen, ya yaralanırsan diye. Babalık duygusunu bana ilk sen tattırdın yavrum. Ama endişeyi de. Sen benim ilk göz ağrımdın. Seni kucağıma verdikleri andan itibaren seni korumak için çırpınıp durdum. Her şeyden korumak için her şeyi santimine kadar hesap ettim. Sen her ağladığında o gözyaşları içime aktı. Bir anne baba için evladının büyüdüğünü görmek en büyük gurur kaynağıdır. En büyük sevinçtir. Ama en büyük yalnızlıktır da. Çünkü o küçük kollar canı yandığı zaman gelip sana sarılmaz. Kendi başına yağan karı kendi eritir. Ve bugün benim başıma geldiği gibi sözünü de dinlemez. Hükmünü yok sayar. Babacığım. Seni üzmek hayatımda isteyeceğim en son şey. Üzme o zaman yavrum, üzme. Ben seni gözümden bile sakınırken kendini beş paralık adamlara yem etme. Sen o adamın umurunda bile değilsin. Onun bütün istediği babasını kurtarmak. Sen bugün Nazif Kara'yı serbest bırak, yarın Mahir Kara senin yüzüne bile bakmaz. Kendi babasının hayatı için senin babanla arana giriyor. Biz seninle tartışmazdık bile, hatırlamıyor musun? Oysa bugün birbirimizin gözlerinin içine bile bakamıyoruz. Yapma Feride, yapma. Bunca yıllık emeğimi, babalık hakkımı o adamların ayaklarının altında ezdirme. Söyleyecek bir şeyin var mı doktor? İzin verirseniz hastayla henüz müşerref olacağız. İyi de uyuyor hala. Size bir şey söyledi mi? Yapma. Yapma. Ayten Hanım, sakin olun. Hala hastanedesiniz. Ben ruh ve sinir hastalıkları doktoruyum. Sizinle tanışmaya geldim. Biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Ben çıkayım. Yine gelirim. İyi misiniz? Başınıza sizi üzen bir olay geldi anlaşılan. Eğer anlatmak isterseniz ben sizi dinlerim.
Bir bak bakalım dosyalara. Var mı sabıkası falan? En azından bizim karakola aksetmiş bir şey var mı? Araştır iyice. Ya tamam Kemal. Tatava yapma. Ne var ne yok dosyaları mosyaları topla gel. Hadi koçum. Bekliyoruz seni. Kemal ne var ne yok toplayıp eve gelip seni evden alacak. Ben de Hakime Hanım'ın yanına gideyim. Ortalarda dolanma fazla. Ha, anahtarlar. Bebeğim, geldiğini duyunca senin beni çağırmanı beklemeden hemen geldim. Ay ne oldu Mahir'le? Cidden kaçırdı mı seni? Nereye gittiniz? Ay ne oldu Feride? Ay ne olur barıştık de. Bu büyük aşk bitmedi de. Vallahi siz birlikte olunca benim kendi sevgilim varmış kadar mutlu oluyorum ben. Ay hadi söyle Feride, barıştınız mı? Ay meraktan öldürme işte Feride, söyle. Feride? Kuzum, ne oldu? Ben öyle bir ateşe düştüm ki Bahar. Kaçamıyorum. Unutamıyorum. Öyle bir adama sevdalandım ki. Değil onunla olmak. Adını bile söylemem yasak. Değil onunla bir ömür yaşamak. Yüzüne bile bakmam günah. Bir anda ailem. Bir anda o. Bir anda mesleğim. Söyle ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Son nefesime kadar. Hayatımın sonuna kadar. Nasıl kaçacağım? Hem onunla hem onsuz nasıl olacağım Allah? Ay gel, gel. Kardeşim, kadersizim benim. İsyan etmek bize yakışmaz. Ama sizin yazınız niye böyle yazılmış? Feride, ya Mahir'le olacaksın ya da onu unutacaksın. Başka çare yok. Tamam Bahar. Çünkü o benim kalbime, nefesime, tenime kasıldı. Ay deme. Deme Feride. Ay inanmıyorum. Yoksa siz... Ay ne yaptın sen Feride? Bizi görünce kaçtı. Yakalayamadınız yani. Hayır bir de gelip böyle karşıma müjde verir gibi duruyorsunuz ya. Biriyle buluşacakmış. Kiminle? Yunus diye biriyle. Yunus,
Yunus. Pasaport peşine düşmüş. Tüyecek tabii. Hemen oraya bir adam dikin. Bir saniye bile ayrılmasın oradan. Gene gelecek. Hadi. Gür. Gür kalk. Necdet ve adamları gördüler beni. Ne yapacağız? Necdet ölene dek peşimi bırakmaz artık. Hemen toparlan. Her şeyi al. Hemen çıkmamız lazım buradan. Nereye gideceğiz? Tekneye. Tekneye gideceğiz. Tekneye gidip açılacağız. Böylelikle kimse bulamayacak bizi. Merak etme. Pasaportları aldın mı? Yok. Yunus akşam getirecekti. Getirecekti de oraya da pusu kurmuştu. Biz bulalım Yunus'u. Kolay mı? Gülüm, kolay mı? Nereden bulacaksın sen Yunus'u? Akşama sözleştik işte adamla. Sözleştik, sözleştik de o şerefsizin adamları orada pusu kurmuşlar. Gittiğim an enselerler beni. Ben gideyim. Olmaz öyle şey. Başka yolu mu var? Ben gider alırım. Sonra da gideriz. Hay vallahi ne diyeyim Feriteciğim. Allah yardımcın olsun. Zor, çok zor. Korkarım sen bu dünyaya çile çekmeye gelmiş. Sana bir sır vereyim mi? Tek tesellim ne biliyor musun? Ne? Babanın Mahir'i yakalamamış olması mı? Bu dünyada hiç sevdalanmamış insanlar var. Dokunulduğunda o heyecanı hissetmeyen bir sürü insan var. Belki bir daha karşıma hiçbir zaman aşk çıkmayacak. Belki bir daha hiç kimse gözlerime onun gibi bakmayacak. Ben belki çok büyük bir hata yaptım. Mesleğime ihanet ettim. Annemin babamın yüzünü önlerine eğdim. Ama Bahar biliyor musun ben dün gece ilk kez, hayatımda ilk kez çok mutlu oldum. Sırf bunun için bile minnettar kalacağım ona hayatım boyunca. Öyle deme Feride. Ya ben sana hep diyorum aşk bu. Kuralı kanunu olmaz ki. Bakarsın Mahir'le evlenirsiniz. Başka bir hayatta olsaydı. Evet. Ama bu hayatta Feride ile Mahir'in hikayesi bitti. Ben dün gece veda ettim Mahir. Hadi bakalım. Mesainin başına. Yapman gereken çok fazla iş var. Hadi. Bahar. Senden bir şey rica edeceğim. Lütfen artık onun hakkında konuşmayalım. Başkasından bile olsa ismini duyduğumda benim kalbim çok acıyor. Peki. Bu konuyla ilgili seni üzmeyeceğime söz veriyorum. Thank you.
ablamın ağzına bıçak açmıyor. Çok korkuyorum. Okuldan sonra geleceğim ben. Müdüre bugün de söylersin değil mi? Gelemeyeceğimi. Tamam canım. Sen merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Songül. Ablası canına kıymış deme olur mu? Hastaymış de. Yok diyorum kardeşim, yok. Anlamıyor musun sen? Avuç kadar dükkan. Nereye saklayacaksın koca adamı? Birini arayın. Allah'ınız var mı sizin? Malikara, aranan bir suçludur. Her kim ki yardım ve yataklık eder, o da suçlu sayılacak, yargılanacaktır. Mahir Kara ile ilgili bilgi edinip de polis güçlerine haber vermeyenler vatanlarına ihanet etmiş sayılırlar. Bütün mahalleyi, dükkanları tek tek arayın. Kolay gelsin. Mahallede huzur mu bıraktın? Nasıl oldu ablacığım? Rahat değil mi? Vallahi tam oldu. Ver oğlum Osman diğer tekini de. Buyursunlar. İyi günler. Mahir Kara'yı arıyoruz. Mahir abim yok. Bir de biz bakalım. Yok Mahir abi. Bak müşteri var, ayıp oluyor. Mahir nerede söyle. Mahir nerede bilmiyorum. Sağ olun. Kalsın bunlar. İyi günler. Söyleyin bakalım. Ustanız nerede? Bilmiyorum. Yok kardeşim, yok yok. Mahir? Hayırdır kardeş? Buraya geldim, hiçbir vakit hayır bulmadım. Aşk olsun. Ne zararımızı gördün bugüne kadar? Soruma doğru cevap ver de bir yararın dokunsun o zaman. Buyur. Size bir adam getirmiştim. Pasajı soyan. Veysel. Evet abi. Canına kıydı demiştiniz hani. Doğrudur abi. Onun bir arkadaşı varmış. Pasajı birlikte soydukları. Ne tesadüf ki beni vuran kişi de o. İbrahim Durak. Söyle bakalım Necdet. Sen bu İbrahim'i tanıyor musun? Yoksa tanımıyor musun? Her yerde abimi arıyorlar. Herkese soruyorlar. Yardım edenler de ceza alacak diyorlar. Dur dur kızım, bir soluklan hele dur. Ne oldu? Anne ne olmuş? Dün ne bir şey olmuş? Mahir'i arıyorlarmış her yerde. Mahalleliye soruyorlarmış. Dur oğlum dur. Hay Allah, bir gidelim bakalım. Orhan bekle. Bekle. Hay Allah. Buluruz abici, buluruz. Tanımaya ne acet. Adamın adını sandın, sen bulmuşsun zaten. Gerisini de biz buluruz. Vallahi Dalyan abi beni içeriden arayıp ısırıyor. Mahir'e yardım et diye. Ben sana karşı mahcubum zaten. Nasıl bulacaksın? Şimdi bu adam eline silah alıp tetikçilik yapıyorsa eğer bir yerde saklanıyordur. Biz onu bulamazsak bile onu bulacak adamı buluruz. Elimiz uzun, hemen olmaz ama buluruz. Diyelim ki bulduk. Seni nasıl bulacağız? Sen de aranıyorsun. Başına ödül bile koymuşlar. Ben sana nasıl ulaşacağım? Benim o kadar vaktim yok. Madem tanımıyorsun, bırak ben bulurum. Gelin.
Hakim Hanım, biraz vaktinizi alabilir miyim? Anlatacağım mühim şeyler var. Tabii, buyurun. Aslında dün bağ evinde anlatmayı tasarlamıştım ancak kısmet olmadı diyelim. Hmm. Demek bir sanığa, bir kanun kaçağına yardım edeceğiniz doğruydu. Oturabilir miyim? Keza konuşacak çok şey var. Tabii, buyurun. Ben Mahir'e inanıyorum. Elimden geldiğince davasında ona yardım etmeye çalışıyorum. Evet, biliyorum. Ara sıra yasa dışı işlere kalkışıyor ama siz de en az benim kadar iyi bilirsiniz ki düzen bir kere bozulduysa onu kitaptaki kurallarla düzeltemezsiniz. Hele de suyun başını intizamı bozanlar tutuyorsa. O zaman siz de başka silahlara ihtiyaç duyarsınız. Dün bu yüzden mi kaçırdınız beni? Bunları anlatmak için mi? Hayır, tabii ki değil. Size sevkiyatı anlatacaktım. Mahir'in üzerine haksız bir suç atıldı. Size daha önce gizli görevde olduğumdan bahsetmiştim. Mahir zaman zaman bu görevde bana yardım ediyor. Sevkiyatın olduğu gece de ben istediğim için oradaydı. Neden? Kabadayılarla silah kaçakçılarının alakası var. Birlikte yasa dışı işler yapıyorlar. Benim gayem de onların arasına sızmak, güvenlerini kazanmak. Mahir'le beraber sevkiyatı kaçırdık. Sonra da güvenlerini kazanmak için gittim, onlara teslim ettim. Yani anlayacağınız Mahir'in bir günahı yok. Bu dosyada adı bile geçmemeliydi. Başka türlüsünü nasıl bekliyorsunuz, ben anlayamadım. Neticede o gece silah kaçakçılığı yapılıyordu ve Mahir Kara da oradaydı. Sizin hususi görevinizde işler nasıl yürür bilmiyorum. Ama biz tanıklara ve kanıtlara göre mesaimizi yaparız. Görünen ve Turgut Savcı'nın da iddiası Mahir Kara'nın sevkiyatı kaçırdı. Diğer tanık ifadeleri de aynı yönde. Sonuçta kimse sizin özel görevinizi bilmiyor. Delillerin ve tanıkların aksini Turgut Savcı'ya ispat ederseniz o da suçlamayı düşürür, Mahir Kara'nın da adı dosyadan silinir. Bu mümkün değil. Neticede benim kimliğim ortaya çıkar. Kaç yıllık emeğim çöp olur. O zaman benim yapabileceğim hiçbir şey yok. İç işlere gidin, o halletsin bu meseleyi. Anlaşıldı Feride Hanım. İş başa düştü. Madem işiniz delillerle, madem delil peşindesiniz, o zaman şunu da araştırın. O gece bizi kimse görmedi. Görmesi mümkün değil. Zaten bizi biri görse kurşunları çalamazdık. Ayrıca kim bu tanıklar, ben çok merak ediyorum. Mahir o kurşunların bir tanesine bile dokunmadı. Sevkiyatı ben aldım, teslim edilmesi gereken yere tek başıma götürdüm. Mahir teslim ettiğim yerin adresini bile bilmiyor. Peki nasıl oluyor da aynı kurşunlar Mahir'in eniştesi Bülent'in dükkanından çıkıyor? Ya da doğru soru şu, neden o kurşunlar o dükkana konuldu ve ihbar edildi? Bunu kim yaptı acaba? Feride Hanım, birileri sizin kara ailesi üzerindeki kanaatinizi değiştirmeye çalışıyor. Onları farklı göstermeye çalışıyor. Bu ailenin üzerinde büyük oyunlar dönüyor. Başkalarının pisliği kapansın diye kara ailesinin masum insanları kullanılıyor. Sizden ricam, dosyanızı enine boyuna incelerken bu da kulağınıza küpe olsun lütfen. Adaleti kim yanıltıyor, tespit edin. Vakit ayırdınız, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şunu da söylemeden gidersem kardeşliğime yakışmaz. Ben 10 yıldır polisim. Bu sayede bir sürü insan tanıdım. Ama Mahir Kara gibisi çıkmadı karşıma. Kendisi hem çok yüreklidir, hem de adam gibi adamdır. Ben ona canımı emanet edecek kadar güveniyorum. Sizden ricam, onun hakkında size olumsuz konuşanların niyetlerine dikkat edin lütfen.